30 Kasım'dan itibaren neden Biden yönetiminden ve dünya lider, Batı liderlerinden sivil ölümlerini durdur, artık bir dur gibi sesler geliyor demiştik. Bunun da dibinde yatan Biden yönetiminin çıkarmaya çalıştığı ve Kongre denetimini de devreden çıkararak İsrail'e vermeye çalıştığı bir devasa yardım. İsrail'in de içinde bulunduğu, işte İsrail, Ukrayna, diğer müttefikleri kapsayan 105 milyar dolarlık savaş bütçesi. Buna başta Yahudi kökenli kendi partisinden, Demokrat Parti'den bir senatörün, Bernie Sanders'ın da kırmızı kart çektiğini biliyoruz. Ve bu kırmızı karttan sonra Kamala Harris dahil, ya işte acaba dursak mı, bu sivil ölümleri durdursak mı gibi bir söylem değişikliği olmuştu. Ve nihayetinde Bernie Sanders'ın başını çektiği o ihtar, o kırmızı kart Biden'a gösterildi. Biden'ın İsrail ve Ukrayna'ya yardımları da içeren 105 milyar dolarlık bütçe talebi Senato'ya takıldı, reddedildi. ABD Senatosu'nda söz konusu bütçe talebinin oylamaya sunulup sunulmaması için yapılan ön oylamada birçok cumhuriyetçinin yanı sıra bağımsız senatör Bernie Sanders hayır oyu kullandı. ABD Gazze saldırısının finansmanı için İsrail'e tarihinin en büyük askeri yardımını veriyor. ABD yönetimi Ukrayna yardımları için Kongre'den ek bütçe talep etmişti. Tasarının oylamaya sunulması için 60 oy gerekirken 49 senatör hayır, 51 senatör ise evet oyu kullandı. Genellikle demokratlarla hareket eden, ancak bu oylamada cumhuriyetçilerin yanına, hatta onların liderliğine soyunan Bernie Sanders'a red nedeninin İsrail'e sağlanacak yardımlar olduğunu net ifadelerle ortaya koydu. Sanders yaptığı açıklamada İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu yönetimine koşulsuz milyarlarca dolar verilmesine karşı olduğunu belirterek İsrail'in kesinlikle 7 Ekim'de saldırı düzenlenen Hamas'a karşı kendine savunma hakkı var, ancak binlerce masum Filistinli erkek, kadın, çocuğu öldürmeye hukuken ya da ahlaken hakkı yok demişti. Cumhuriyetçi senatörler ise tasarının göçmen politikasında değişiklik talebini karşılamadığı gerekçesiyle Ukrayna'ya yapılması öngörülen yardımlara karşı çıkıyor. Uzmanlar tasarının geleceğinin bilinmeze sürüklendiği yorumunu yaptılar. Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden oylamadan önce yaptığı yazılı açıklamada yağ altından sopa göstermiş. Bir yandan da gayet tehditvari ifadeler kullanmıştı. Aşırılıkçı cumhuriyetçiler ifadesini kullandı. Aşırılıkçı cumhuriyetçiler ulusal güvenliğimizde tehlikeli oyunlar oynuyor. Ukrayna'ya yönelik fonları aşırılıkçı, yani Meksika sınır politikalarını bahsediyor, fonlamak için rehin alıyorlar eleştirisinde bulundu. Her zaman gerçek çözümlere ihtiyaçları var diyen Biden, aynı şekilde Meksika sınırında da gerçek çözümler gerekiyor ifadesini kullandı. ABD Kongresi'nde Ukrayna'ya yardımlar konusunda sert tartışmalar sürerken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski buna ilişkin 5 Aralık'ta Senato üyelerine vereceği briefingi son anda gerçekleşmeyeceği ortaya çıkmıştı. Program yoğunluğu nedeniyle Senato'da kabul edilmemişti. Kararın nedenine ilişkinse net bir açıklama yapılmamıştı. Yani Senato Zelenski'yi dinlemek istemedi ve nihayetinde her ne kadar Biden aşırılıkçı cumhuriyetçiler dese de bizzat kendi partisinden, üstelik de 2019'daki başkanlık yarışında cumhuriyetçiler karşısında demokratların aday adayı olarak yarıştığı Bernie Sanders'dan bir tepki gördü red oyuyla. Biden 14 milyar doları İsrail, 61 milyar doları Ukrayna için olan yardımları da kapsayan 105 milyar dolarlık bütçe talebinde bulunmuştu. Ancak Senato'dakilerin başını çektiği ABD Kongresi'ndeki cumhuriyetçiler göçmen politikasında değişiklikler nedeniyle karşı çıkıyor. Ve Beyaz Saray'la Ukraynalı bazı yetkililerse ABD'nin Ukrayna yardımları olmadan Rusya'yla savaşın kaybedeceği uyarısında bulunuyorlar. Oğuz Hocam, sizin yorumunuzu hızla alayım. Ne diyorsunuz? Yani böyle baktığımız zaman hep şunu sorguluyordum yaklaşık bir haftadır. Yani ne oldu da bir anda, yani tabii ki bütün dünyadaki tepkiler son derece önemli. Yani Biden şunu söylüyordu. Kirby, Blinken şunu söylüyordu. Ateşkes olmaz, ateşkes Hamas'a yarar. Netanyahu'nun söylediğini söylüyordu. Ama bir anda Biden savaşa devam edemeyiz. Hani bu geçici ateşkes sürsün, çünkü
Savaş Hamas'a yarar demeye başlamıştı. Birazdan da zaten aktaracağım o peş peşe gelen çağrıları, yani artık dur, insani arayı uzat şeklindeki çağrıları. Bu senatoda gösterilen kart başta şu anda Gazze olmak üzere nasıl bir etki yapar? Şimdi tabii ateşkes çok önemli. Çünkü İsrail şeyde Gazze'de Filistinli sivilleri öldürüyor. İşte Filistinliler çok büyük acılar çekiyor. İşte hastaneler çalışmıyor, yiyecek yok. Bütün bunlar şeye dikkate alındığı takdirde yani ateşkes giderek önem kazanıyor. Bir de tabii bu gelişmelere şeyi eklemek lazım. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in işte Birleşmiş Milletler daimi daimi üyelerine yolladığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerine yolladığı 99. madde uyarınca mektubu dikkate almak gerekiyor. Yani bir ateşkes, yeni bir karar tasarısından bahsediliyor. Bu ateşkes karar tasarısı büyük ihtimalle bu hafta içerisinde bile, yani yarın olabileceği söyleniyor. Olur mu? Çıkar mı? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde oylanacak. Yani giderek Batı ülkelerin izliğinde İsrail'in Gazze'deki zulmü arttıkça şeyler üzerinde işte Batı yani yöneticiler üzerindeki baskı da artıyor, ama daha önce biliyoruz Amerika Birleşik Devletleri bir ateşkes kararını engellemişti. Birleşmiş Milletler'de, bakın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bugüne kadar 80'in üzerinde, yani 82 zannediyorum, 82 kere veto kullanmış Amerika Birleşik Devletleri. Bunların çoğunluğuna baktığımız zaman İsrail'i korumak için kullanılan vetolar olduğunu görüyoruz. Yani yeni bir ateşkesi engelleyebilecek mi? Engellemek için Amerika Birleşik Devletleri veto hakkını kullanacak mı? Göreceğiz. İşte Birleşmiş Milletler tabii Genel Sekreterinin yazdığı mektup çok etkili. Mutlaka işte ateşkesin olması gerektiğini ifade ediyor. Ateşkesi savunuyor. Yani Batı toplumları üzerindeki ateşkes yönündeki şey artıyor, baskı artıyor. Ama ateşkes tek başına tabii şey yapmıyor. Filistin sorunu 2. Dünya Savaşı'ndan beri devam ediyor. Mutlaka Filistin sorununda artık iki devletli çözüm çerçevesinde halletmek gerekiyor ki Gazze'de yaşanan olaylar tekrarlamasın diye. Bunun anahtarı bence artık Filistin sorununu çözmekten geçiyor. Evet. Ama ilk başta ateşkes kararını almak lazım. Ateşkes kararı da maalesef Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Amerikan vetosuna takılıyor. Daha önce bir kere veto etmişti. Yani herhalde yine veto eder, değil mi Oğuz Hocam? Yani bilmiyoruz. İşte bu sizin söylediğiniz baskılar işleyecek mi, işlemeyecek mi? Büyük ihtimalle edecektir gibi görünüyor şu anda. Önemli, çok önemli. Yani hakikaten ben bunu gündeme getirdiğim zaman bir engel olacağını düşünmüştüm. Ama bu kadar etkili bir biçimde fren yaptıracağını diliyoruz ki bu savaşın durmasına da yansır.